Orada imza attım, atmadım değil. Ayın 14'ünde acı aç fatımına satılacağımış. Ne gözünün yaşı dindi, ne de yüreğindeki acı. Onu bu kadar üzen, kandırılmış olması. Ya e bana hiçbir şey demedi. Kağıt gelince anladım, ben öğrendim. Satılık diye kağıt gelince. Üstelik en yakını, torunu tarafından tuzağa düşürüldü. İddiası böyle. Talihsiz kadının büyük torunu çektiği krediye babaannesinin evini ipotek gösterdi. Borcunu da ödemeyip kayıplara karıştı. Köklen'in ikini mi? Şimdi 60 diyorlar. 80 yaşındaki Melahat Yoğurtçu Ankara Keçiören'deki bu evde büyük oğluyla birlikte yaşıyordu. Ama oğlu geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti ve Melahat teyze bu evde bir başına kaldı. İddiasına göre 2 sene önce torunu buraya gelmiş ve babaannesini evini sigortalatma bahanesiyle tapu dairesine götürmüştü. Sigortalıyoruz evi dedi. Ben 8'den yaşımdayım ne bileyim ben. İddiasına göre Melahat teyzeyi tapu dairesine götüren torunu ona orada bir imza attırdı. Ama Melahat teyzenin bilmediği atmış olduğu o imza evinin ipoteğiydi. Torunu çekmiş olduğu kredinin borçlarını ödemeyince Melahat teyzenin evine işte bu icra kağıtları geldi. Tapunun sahibi kim diye niye sormuyoruz dedim. Biz de dedi 18 yaşına gidene sormayız dediler. Hadi ev onu orada dedim sormuyoruz. Ev benim. Ayda bin lira maaş alan Melahat teyze borcu ödemeye çalıştı ama faiz de birikmişti. Talihsiz kadın evinin icralık olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı. On milyar gittim yatırdım, 2 milyar bir yatırdım. En son yine çıktı geldi kağıt. Melahat teyzenin tek mal varlığı yaşadığı işte bu eviydi. Ama gelen icra şokuyla dünyası tam anlamıyla başına yıkıldı. Her gün kara kara ne yapacağını düşünüyor. Üstelik ona bu oyunu oynayan torununun ne telefonu ne de adresi var. Nerede olduğunu kendisi de bilmiyor. Bilmiyorsunuz değil mi nerede? Bilmiyorum yavrum inan bilmiyorum. 80 yaşındaki Melahat teyzenin evi Nisan'da açık artırmaya çıkacak. Ona bu şoku yaşatan torunuysa ortalarda yok kimse de ulaşamıyor. Şimdi yurda gitsem diyor. Goygu size yurduna. Geçen olayda soruşturdum. Orada dolu diyorlar. <laughs>